10 aileden 9'u ya çadırda, ya konteynerde, ya da barınamadı gitti gurbette. Ama seçim için oy isteyenler şimdi 1,5 yılda %6,5'unu yaptılar. Bu barınma sorunu en büyük sorun. Ama sorunun en önemli kısmı belirsizlik meselesi. Ev az hasarlı yaptır dedi, evi yaptırdı. Şimdi rezerv alanı oldu, çıkacaksın yıkacağız diyor. Orta hasarlılar yıkılacak dediler. Adam yıkılacak diye pervazını söktü, kapısını söktü, sattı. Kendine katık yaptı. O parayla ekmek aldı. Çoluğuna çocuğuna süt aldı. Şimdi diyor ki yıkmayacağız, yaptıracaksın. Büyük bir belirsizlik, büyük bir haksızlık var. Ve şunu görüyoruz ki bu ay son kez kira yardımı yapıyorlar. Arttırın, yeniden uzatın dedik. Ekonomi kötü, para bulamayız, kira yardımı bitti diyorlar. Eğer bu 10 ildeki söz verip de açıkta bıraktığınız 650 bin konut, milyonlarca kişiyi kira yardımsız bırakırsanız size buradan söz veriyorum. Eğer katılırlarsa, eğer mücadele etmek isterlerse, eğer haklarını ararlarsa Türkiye'nin en büyük direnişini bu kira yardımı için başlatacağım. Söz veriyorum size. Hem evi yapmayacaksın, hem seçim gitti, kirayı da unutacaksın. Milleti çadırlarda, konteynerlarda yıllarca bırakacaksın.